Şimdi burada ya annesi var, ölecek diyelim, böyle bir durum. Acaba iman o eski dinde dönse miydi? Şimdi akla bazen böyle bir şey de gelir. Yoksa annesi ölseydi, efendim bu kimse, efendim Sa'd bin Ebi Vakkas suçlu olur mu idi? Allah katında efendim suçlu olur mu idi? İşte bu hadise olduğu zaman Ankebut suresi 8. ayeti kerime nazil oldu. Rabbimiz bu ayet-i kerimeyi gönderdi. Estağfirullah. Rabbimiz şöyle buyurdu. Ve vassayna l-insane bi valideyhi husna. Biz insanoğluna, insana anne babasına iyi davranmayı, iyilikler yapmayı emrettik. Ve in cahedake, şayet o anne babası zorlarsa, niçin? Lütüşlüke bi, bana ortak koşmak için, Rabbimiz diyor. Yani şirk koşmak için, putlara falan vesaire falan tapmak için anne baba kişiyi zorlarsa, seni zorlarsa, ma leyse leke bihi ilmun, yani hiçbir ilim olmadan, yani bir olan Allah'tır bizim inancımız, iman etmemiz gereken bütün insanlığın. Dolayısıyla cahilce hareket edip de putlara tap, İslam'ın dışında bir şeye tap diye böyle zorlarlarsa seni, فَلَا تُضِعْهُمَا, sakın onlara itaat etme buyurdular. Demek ki Allah'a isyanda kula itaat yoktur. Cennet annelerin ayakları altında olmasına rağmen Allah'a isyan varsa anneye de itaat yoktur. Dolayısıyla birileri efendim bir günahı işlemeye bize ya yap ne olacak günahı bana benim üzerime benim boynuma korkma bir şey olmaz ye deseler biz ne yapacağız ne derse desin. Biz o günahı o haramı işlemeyeceğiz. Zaten o bunu söyleyen insan belasını bulmuş demek zaten. Bir insanı günaha teşvik et, ondan sonra da günahı benim boynuma de. Bu iş o kadar basit mi? Bu iş o kadar böyle hafife alınacak bir husus mu? O kabirde, şu anda kabirde ne kadar pişman olan insanlar var. Ah diyorlar, ah keşke biz dilimizi bağlasaydık da şunları şunları söylemeseydik diye, ağzımıza kilit vursaydık da şu kötü sözleri, şu haram olan şeyleri, itikadi bozuk sözleri keşke söylemeseydik diye pişman olan insanlar var. Ama orada pişmanlığın bir faydası yok. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dini mübin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Rabbimiz ne buyurdu? Biz anne babasına insanoğlu için iyi davranmasını emrettik. Anne babası onu böyle cahilce tutup da şirk koşmaya zorlarsa, isyana zorlarsa ona itaat etme dedikten sonra Rabbimiz yanlış yaparsak bir şeyi hatırlatıyor bize. İleyye merci'ukum. Dönüşünüz bizedir. Dönüşünüz banadır diyor Rabbimiz. Dönüş yani biz buradayız ve ne kadar yaşarsak yaşayalım ve belli bir zaman sonra öleceğiz ve Rabbimize döneceğiz. Ne olacak sonra? Feünebbiukum bima kuntum ta'melun. Sonra ben sizlere bütün bu yaptıklarınızı bir bir haber vereceğim diyor Rabbimiz. Yani onların hesabını soracak Rabbimiz Celle Celaluhu. Yani yaşadığınız zaman anneniz olsun, babanız olsun, patronunuz olsun, sevdiğiniz birisi olsun. Sakın ha Allah'a isyan konusunda onlara itaat etmeyin diyor Rabbimiz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Allah'a itaat konusunda hassas olan kullarından eylesin.